Bölüm 3: Liderlik. ISO 9001-2015 standartı içerisinde 5. madde ile birlikte konumuz liderlik konusudur. Tabii bu bölümde de alt başlıklar bulunmaktadır. Bunlara baktığımızda liderlik ve taahhüt, politika, kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler şeklinde olup 3 alt başlık şeklindedir. Şimdi bu alt başlıklara bakacağız. Liderlik konusunun ISO 9001-2015 standardı içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ve bu yapının merkezinde olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu konuda üst yönetime büyük görev düşmektedir. Üst yönetim, kalite yönetim sistemine dair liderliğini ve taahhütünü slide içerisindeki yollarla muhakkak göstermesi gerekmektedir. Bir liderden beklenen özellikler, yüksek iletişim becerisine sahip olması, karşısındakileri etkileyerek ortak bir amaç doğrultusunda hareket ettirebilme kabiliyetine sahip olması, yönlendirme, etik davranış, karar verici yönü güçlü olan, katkı sağlayan, yönetim kabiliyetinin yüksek olması, takım çalışması ve takım ruhunu sağlayabilmesi, sorumluluk alma, yüksek motivasyon oluşturma, ekibine destek olma ve yeni liderler yetiştirme gibi özelliklere mutlaka bir liderin sahip olması gerekmektedir. Bu konuda her şey üst yönetimle başlamaktadır. Zaten bu kalite yönetim standartını uygulama konusu şirketin stratejik bir kararı olması gerektiğini ifade etmiştik. Yani böyle bir standart varmış, bakın bakalım nasılmış, alın bizde de olsun şeklindeki bir yaklaşım ile gerçek bir kalite yönetim sistemi işletme içerisinde maalesef kurulamaz. Üst yönetim bu konuda gereken sorumluluğu muhakkak almalıdır. Kalite yönetim sistemini şirket yapımıza ve hedeflerimize uygun şekilde kurguluyor olmamız gerekmekte. Üst yönetim bu konuda gerekli kaynağı sağlamalıdır. Yani bu kapsamda gerekli insan kaynağı, gerekli eğitimler ve ihtiyaç duyulan diğer unsurlar sağlanması gerekiyor. Üst yönetim konuyu titizlikle takip etmeli ve sürekli iyileştirme faaliyetleri için gerekli motivasyonu sağlamalıdır. Not olarak standart içerisinde şu da belirtilmiştir. Bu standart içerisinde atıf yapılan iş kelimesi genel olarak kuruluşun varlık amacına esas faaliyetler olarak yorumlanmaktadır. Burada kuruluş ise kamu, özel, kar amaçlı ya da kar amaçlı olmayan kuruluş olarak ifade edilmektedir. 5.1.2 maddesi müşteri odaklılığını konu almaktadır. Bu konuda üst yönetim liderliğini ve müşteri odaklı olduğunun taahhüdünü sayacağımız maddelerden emin olarak göstermelidir. Peki nedir bu maddeler? Müşteri ve uygulanabilir yasal şartların belirlendiğinden, anlaşıldığından ve sürekli karşılandığından. Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu ve müşteri memnuniyetini arttırma yeteneğini etkileyen risklerin ve fırsatların saptandığından yani tespit edildiğinden ve belirlendiğinden. Müşteri memnuniyetini arttırmaya odaklanmanın sürdürüldüğünden emin olarak gösterilmelidir. 5.2 maddesi önemli bir konu olup kalite politikasını konu almaktadır. Peki kalite politikası nasıl olmalıdır? Üst yönetim kuruluşun kapsamına ve amacına uygun ve stratejik yönünü destekleyen, kalite hedefleri oluşturmak için bir çerçeve sağlayan, uygulanabilir şartları karşılamak için bir taahhüt içeren, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içeren bir kalite politikası muhakkak oluşturmalı, bu kalite politikasını uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Hazırlanmış olan kalite politikası nasıl iletilmelidir? Kalite politikası dokümante bilgi şeklinde olmalı ve sürdürülmelidir. Kalite politikası kuruluş içerisindeki herkese iletilmiş, anlatılmış ve kuruluş içerisindeki her çalışan tarafından benimsenmiş olmalıdır. Yani her çalışanın şirketin kalite politikasının ne olduğuna dair bir bilgisi olması gerekmektedir. Kalite politikası tüm ilgili taraflarda mevcut ve ulaşılabilir olmalıdır. Ek içerisinde Yalın AŞ şirketine ait bir kalite politikasını görebiliriz. Yani kalite politikamızı uygun yerlere asmamız gerekiyor. Bir denetleme yaparken herhangi bir çalışana şirketinizin kalite politikası nedir? Biraz bize bahsedebilir misiniz dediğimizde bize bu konuda bir cevap verebiliyor olması gerekmektedir. Standart içerisindeki 5.3 maddesiyle birlikte kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkinlikler kısmına gelmekteyiz.
Buradaki en temel konu üst yönetimin kuruluş içerisindeki ilgili roller için sorumlulukların ve yetkilerin belirlendiğinden, iletildiğinden ve anlaşıldığından emin olmasıdır. Yani yetki ve sorumluluklar belirlenip bunlar tebliğ edilmesi gerekiyor. Üst yönetim yetki ve sorumlulukları niçin belirlemelidir diye bir sorunun cevabı standart içerisinde yine verilmiştir. Bu sorunun cevabı kalite yönetim sisteminin bu standartın şartlarını karşıladığından emin olmak için, yani kalite yönetim sistemini tam olarak bu standartın şartlarına uygun olarak uyguluyor olabilmemiz için, proseslerin istenilen çıktıları sağladığından emin olmak için, kalite yönetim sisteminin performansını ve iyileştirme fırsatlarını özellikle üst yönetime raporlamak için, kuruluş içinde müşteri odaklılığının desteklendiğinden emin olmak için, kalite yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve bunlar uygulandığında kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürüldüğünden emin olmak için üst yönetimin yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlemesi gerekmektedir. Kısacası bu saydığımız maddelerden şunu anlıyoruz. Bir kuruluş içerisinde ISO 9001-2015 standartının gerekliliklerinin tam ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için üst yönetimin kuruluş içerisindeki çalışanların rollerini, sorumluluklarını ve sahip olduğu yetkileri net çizgiler ile tanımlamaları gerekmektedir. Ek içerisinde örnek bir görev tanımı dokümanı görebilirsiniz.